Cümleden selamun aleyküm sevgili abonelerim. Evet, memleket Sinop'ta mantar çıkmış. Biz de dedik ki ne, İstanbul'da mantar çıkmış mı? İlk haberi biz verelim dedik. Düştük yollara. Şu anda mantar ormanındayız. Benim her zamanki sepet sepet mantar topladığım ormandayım. Bakalım bugün sevgili abonelerime bir müjdeli haber verebilecek miyim? Bunun için şu anda YouTube kanalıma hazırlamış olduğum videomun çekimine başlamış bulunuyorum. Vira bismillah diyoruz. Allah'ın izniyle başlıyoruz. Bakalım İstanbul'da bu ayda mantar bulunuyor mu, bulunmuyor mu? İlk defa böyle bir arayışa geçtim. Bir göreceğiz. 35 yıldır İstanbul'dayım. İlk defa böyle bir ayda mantar aramaya çıkmış bulunuyorum sevgili dostlar. Böyle güzel bir çiçek bulduk. Çekelim dedik bakalım. Oldukça da yağmur yağdı İstanbul'a. Şöyle bakın. Sular birikmiş. Göller birikmiş. Burada sular var şu anda. Güneşe yansıyor. Oldukça yağmur yağdı, orman su aldı. Dedik hani bayağı bir yağmur yağdı. Arkasından güzel bir güneş. Dedik bakalım. Yola çıkalım. Mevla neyle karşılaştırıyor bir görelim dedik. Haydi bismillah. Buyurun izlemeye. Arkadaşlar, her ne kadar gerçekten mantar bulamasak da doğada gezmek, ormanda olmak çok güzel bir şey. O tertemiz oksijenden istifade etmek gerçekten muhteşem bir şey. Hani mantar zevkiyle doğa zevkini bir arada yaşamak daha güzel bir şey ama tabii şu anda bu ayda mantar bulunur mu, bulunmaz mı? Onu bilmiyorum. Bakacağız. Allah ne çıkartacak karşımıza? Bir görelim şöyle. Benim buradan şu mevkiden yani bir sepet dolusu mantar topladığım yer bu alan. Maalesef burada herhangi bir şey yok. Belki sekiz on gün sonra, hani çünkü yağmur dün ve önceki gün yağdı. Ayın 9'u 10'u arasında yağdı. Daha öncelerde yağdı ama tabi buraya yağdı mı bilmiyorum onu. Ama dün ve önceki günkü yağan yağmur buraya işlemiş. Ama ha, her yağmur yağması mantar var anlamına da gelmez. Burada aynı zamanda çok güzel su var. Doğanın içinde, ormanın içinde muhteşem bir su. Bu suyla çay yapmak çok güzel oluyor. Ben hem o suya geliyorum. Şöyle mantar gibi görünüyor. Ama mantar değil tabi. Evet. Aramaya devam.
Sepetimiz henüz boş. Bakalım bir şeyler koyabilecek miyiz? Bakın arkadaşlar, size bir şey daha söyleyeceğim. Bilmiyorum kamerama ses olarak yansıyor mu? Yalnız şu anda çekirgenin ütüş sesini çıkartan bir ses duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şunu bilmenizi isterim. Bu ses çekirge sesi değildir. Ağaca çıkan yılanlar var. Bunun kuyruğundan çıkan bir sestir bu. Sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bilginiz olsun. Yani o sesi takip edin. Eğer ki yaklaştığınızda çok ses çıkartmadan yanına gitmeniz lazım. Mutlaka ağaç tepesinde bir yılana ait olduğunu anlayacaksınız bu sesin. Sakın şey etmeyin ki bu çekirge sesi olarak algılamayın. Biz çocukluğumuzda bunu gerçekten çekirge sesi olarak biliyorduk. Ama ben bunun yılan olduğunu gördüm. Bilginiz olsun arkadaşlar.